şimdi bir binanın önündeyiz, eskiden iş yeri olan bir binanın önü ve yazı var. Binanın yıkılma ruhsatı var diye ve üstte lokanta var, açık olduğu gözüküyor. Bu bina çok yorgun bir bina. 70-75 yıla babadan atadan kalma bir yer. Buranın biz depremden daha evvelden belediyeye müracaat ettik. Bizden rapor istediler. Raporlar hep ağır hasarlı çıktığı için Şehircilik İl Müdürlüğü'ne de başvurduk. Onlar da ağır hasar raporu elimizde evraklar olduğu haldeyken 4-5 aydır günü de geçtiğine rağmen yukarıda can güvenliği yoktur. Çıkan adam bilmiyor. Şuraya astığımız yazılardan bile rahatsız ölüyorlar. Niye? Müşteri gelmez dedi. Ya bina yıkılacaksa, içinde adam ölecekse, yani bir insan bir çorba satmadan daha mı değersiz? Yazık Hüner, bunu Adıyaman'daki devlet dairesindeki müdürlere sesleniyorum. Yani burada bir insan öldükten sonra mı ayağa kalkacaksınız? Benim ayaklarım yoruldu. Resmi dairelere girip çıkar çıkar. Nefesim kesildi benim. Hani gelsin baksınlar, yeniden baksınlar, yeniden rapor versinler. Biz burada kimsenin mağdur olması için istemiyoruz. Biz buraya temiz Adıyaman'a yakışır vaziyette bir şey yapmak için istiyoruz. Çok yorulduğum için Adıyaman'ı da terk etmek istiyorum. Bir taş üstüne taş koymak için biz burada sırt sırta veriyoruz. Yeni belediye seçtik fakat nereye gitsek boş, nereye gitsek boş. Yani derdimizi kim anlatacak? Yani her şey için valiye mi gitmek lazım yani? Bir vali bir kişidir ya. Koca Adıyaman için her yere yetişemez ki. Kolonlar patlak, direkler patlak. Elektriği kesmişik, suyu kesmişik. Herkes kendi imkanlarından, biz de kendi imkanlarımızdan aynı yerin karşı tarafında şu Vestel aylığı 25-30 kağıda kiralamış. Ben binam sağlam olsa yıkar mıyım? Tabii ki yıkmam. Bunu devrek büyüklerinden rica ediyorum. Burası can güvenliği yoktur. Giriş çıkış bu saatten sonra bizi ilgilendirmez. Sesim duyulsun. Yeter artık. Ben dairelere girip çıka çıka canımdan usandım. Yani yıkılsa bile ben usandım. Yani böyle yapma havesim bile kalmadı. Ya şu memlekette sırt sırta vermemiz lazımken daha biter köstek oluyorlar. Ben paramla ya bunu da ben depremden evvel bu evraklarımı hep çıkarttım. Depremde bile herhangi bir bağış, herhangi bir hibe, herhangi bir krediden de faydalanmıyorum. Siz bina sahibisiniz. Evet. Ben ve kardeşlerim. Yani biz o sandık bittik yani. Bir de bu çok işlek bir cadde. Birinoğlu Sarıhoca Caddesi'nden Eski Saray Gölbaşı Caddesi çok işlek bir cadde. Bunu resmi kurum daha bize yardımcı olması lazımken hiçbir yardımcı olmuyorlar. Yani biz o sandık yani. Kendi mülkiyetimizden o sandık yani. Yoksa herhangi bir kimseye mağduriyetten dolayı değil. Hemen boşalır boşalmaz da hemen kepçeyi vurup yıkacak yani. Bayındırlık ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden tut. Bütün herkesin de evraklarımızın sağlam olduğunu, eksiksiz olduklarını halen yıkamıyor. Kepçeci geliyor diyor bana gün ver. Kalıpçı geliyor diyor bana gün ver. Demirci bana diyor boşalmıyor ki ben gün vereyim. Gün verdiğim zaman adamın zarar yerini vermek zorundayım. Zaten gününde boşaltmış olsaydı ben şu anda %60-%70 zaten enflasyondan dolayı her şey yükseldi. Perişan. Adıyaman tam perişan. Adıyaman sahipsiz kalmış yani. Bunu sesimi duyurmak istiyorum yetkililerden. Bir an evvel buranın yıkılmasını istiyorum. Zeynal Çakır, Mülkez Sabi ve abileri, müşterekleri.